Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün önde gelen lider isimlerini sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için Hatay Reyhanlı'da farklı sektörlerden bir araya gelip Hatay Antakya'da dönerde bir isim yapmış olan Lavaş Park Antaki Döner'in konuğu olduk. Yanımızda firma sahiplerimiz, genç başarılı iş adamları Mehmet Ergüvenoğlu, Hüseyin Erol ve Serkan Bayraktar beyefendi bulunmakta. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz. Merhabalar Serkan Bey. Hoş geldiniz tekrar. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Efendim sizler de programımıza hoş geldiniz. Öncelikle Lavaş Park Döner sektörde kısa zamanda adını bir marka haline getirmiş. Antaki Döner olarak bundan sonraki ticari hayatını devam edecek olan harika lezzette bir döner firması. Sizlerle firmanız hakkında, spesiyalleriniz hakkında biraz bilgi almak isteriz. Tabii ki firmamız öncelikle 2013 Mayıs ayında kuruldu. Daha sonra şirketimizin büyüme aşamasında ortaklarla yolumuza devam etmeye başladık. Şirketimiz bünyesinde şu anda 5 tane şubemiz var. Tavuk, et, döner ve İskender menülerimiz var şu anda hali hazırda. İnşallah kısa süre sonra İstanbul merkezi olmak üzere şubelerimizi açmaya devam edeceğiz. Franchising adı altında. Şubeleşmeye devam edeceğiz inşallah. Hüseyin Bey, bu noktada size değinmek istiyorum. Lavaş Park Antaki Döner. İsim nereden gelmekte? Lezzetinin sırrını neye borçlusunuz? Şimdi aslında Türkiye genelinde malum olunduğu gibi Akdeniz mutfağı Türkiye'nin yemek konusunda, lezzet konusunda lideridir. Yani bunu tartışmaya bile açma lüzumu yok aslında. Özellikle Hatay mutfağı öyle değil mi efendim? Hatay. Neden Hatay? Öncelikle Antakya dünya üzerinde kurulmuş 3. şehir. Ve kurulduğu yıldan bu yana birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her medeniyetten biraz biraz üstüne koya koya bugünkü şu an önümüzdeki dönerimizde, İskenderimizde baharatların zenginliği ve bütünlüğüyle karşımıza çıkan ve insanlarımıza şu an aslında Hatay'a özgü bir lezzet, Hatay'ın ve Hataylıların sadece farkında olduğu bir hakiki Hatay ve Antakya döneri. Ama inşallah kısa süre içerisinde, yakın süreçte İstanbul merkez olmak üzere, çünkü İstanbul Türkiye'mizin kalbi diye düşünüyoruz. İstanbul'la başlayan süreç, umuyoruz ki yakın süreçte bütün Türkiye'de tüm insanların gerçek dönerin ne olduğunu görebileceğine ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Baharatların doğru kullanımı bizde yani. Aslında baharat dendiği zaman 1, 2, 3, 5 çeşit değil. Yani mutfakta bilinen sadece kimyon, nane gibi baharat değil. Bizim sunumunu yapmış olduğumuz dönerimizde, İskenderimizde Antakya'nın kendine özgü medeniyetinin geçmişinden bugüne biriktirdiği birikimle ortaya çıkan 40 çeşit baharatın bütünleşmesiyle sosumuz, dönerimiz ve İskenderimiz. Yakında o özlenen ve aranan lezzeti biz bütün ülkemize tanıtacağız Allah'ın izniyle. Peki efendim, bu noktada Serkan Bey size sormak istiyorum. Farklı sunumlarınız var ve çok iddialısınız açıkçası. Lavaşınızı, ürünlerinizi tamamını kendiniz üretmektesiniz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Bu konuda aslında bakarsanız kendi mutfağımızda sayısız denemeler yapıyoruz. Bizim kafamızdan geçen şey şu: ne yapabilirim sorusuna karşılık bulmak. Gerçekten seviyoruz bu işi. Gerçekten emek veriyoruz bu işe. Ve baktığımız zaman belki şunu diyemeyiz, herkes bizim yemeğimizi sevecek diyemeyiz. Ama kendine özel bir tadı olan, kendine özel bir menüsü olan ve arkadaşımın bahsettiği bir kendine özel baharatlarıyla tamamen doğal ürünlerle seçilmiş, tamamen doğal soslarla yapılan bir ürün. En azından şu konuda iddialıyız. Kendi segmentinde türünün tek örneği. Efendim tabii sırrınızı söyleyemiyoruz, baharatları söylemeyeceksinizdir, size aittir. Lavaşınızla, ekmeğinizle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Farklı, ince desek ince değil, kalın desek kalın değil. Bununla ilgili Mehmet Bey, biraz da ekmek de size ait bir lavaş, öyle değil mi? Kesinlikle doğru. Sadece bizim fırınımızda bize ait özel üretilen bir ekmek.
%10, %20 oranında esmer undan yapılan, çok az miktarda tuz oranı olan bir ekmeğimiz. Değil mi? Birçok fırın var Antakya'da bu işi yapmaya çalışan ama lavaş sadece kendi fırınımızda bize özel üretilen bir ekmek çeşidi. Bir de bunu soslayıp öyle servisini gerçekleştiriyorsunuz. Kesinlikle. Zaten ekmeğimiz tamamıyla pişmiş bir ekmek değil. Bize çiğ halinde gelip bizim burada özel soslarımızla soslayıp plate'te ısıtıp kızartıp ve içerisine tavuk veya eti de karıştırıp o şekilde sarıp müşterimize o şekilde sunmaya çalışıyoruz. Sunmaya çalışıyorsunuz. İskender yapıyorsunuz. Hüseyin Bey, dürümleriniz mevcut. Pilav üstü olarak veriyorsunuz. Bu peki etlerinizi, tavuklarınızı bunları nereden temin ediyorsunuz? Bunlar da izleyicilerimizin özellikle merak ettiği konular arasında. Evet, bu aslında şu an günümüzde insanların bir güvensizliği söz konusu. O da nedir? İşte GDO'lu gıdalar filan. Biz tamamen tavuğumuza varana kadar kendimiz üretiyoruz. Etimizi kendimiz üretiyoruz. Kendimiz takıyoruz. Kendimiz sosluyoruz. Kendimiz baharatlıyoruz. Dışarıdan veyahut da kimyasal hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Ve kullanılmasına da sıcak bakmıyoruz. Neden? Şöyle ki şimdi gıdalar insanların sadece tokluk hissiyle bağlantılı olmadığı bir durum aslında. Yani yemek yediğiniz zaman siz o yemeği lezzetine varabilmelisiniz. Yani sadece doymamalısınız. Şimdi burada kullanılan mesela gıda koruyucu kimyasallar var. Belki sağlığa zararlı olmayabilir ama yani yediğiniz yemeğin lezzetiyle pek bağdaşmayan bir şey. O yüzden biz kesinlikle sosumuzda olsun, etimizde, tavuğumuzda kullandığımız hiçbir gıdada gıda koruyucu yok. Tamamen organik, tamamen kendi ürünümüz, tamamen kendi üretimimiz. O yüzden diyorum ki şimdiki Hatay genelinde lavaş park döner. İnşallah yakın zamanda Türkiye çapında Antakya döner. Antakya bizim ana vatanımız diyebiliriz, eskiye dönük yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'mize kazandırdığı süreçten bu yana Hatay olarak bilinmekte. İnşallah insanlara biz gıda koruyucu olmadan bir lezzet nasıl, bunu ispat edeceğiz. Bu konuda iddialıyız. Peki efendim Serkan Bey, bildiğimiz kadarıyla franchise veriyorsunuz. Türkiye genelinde 5 ilde bayilikleriniz bulunmakta. İsim hakkını mı vermekte Lavaş Park Antaki Döner, yoksa tamamen mamullerinde kendisi birebir gönderimini mi sağlamakta? İsim hakkı veriyoruz Antaki Döner olarak. Yalnız burada sorulması gereken soru şu. Bizi taşıyabilecek insanlarla çalışmak istiyoruz. Yani her şeyin para olmadığı, bizim konseptimize uygun olarak ve gerçekten Türkiye'nin her noktasında yediğinizde aynı lezzeti alabilecek, aynı şartları, aynı hijyeni sağlayabilecek kişilerle veya kurumlarla çalışmayı düşünüyoruz. Bu biraz işte aslında bakarsanız bize ağır ilerlememize sebep oluyor ama sağlam ilerlediğimizi düşünüyoruz en azından. Peki efendim, franchise verdiğinizde ürünlerinizin üretimini de kendiniz yapıp onları gönderimini mi sağlıyorsunuz? Pek tabii, tüm ürünlerimizi burada kendi entegre tesisimizde tavuklarımızı ve etlerimizi hazırlayıp kendi fırınımızda lavaş ekmeğimizi çıkartıp gerekli sağlık koşullarında, gerekli ortamda temin edip o şekilde ürünün birebir aynısının çıkmasını düşünüyoruz. Zaten bütün bayilerimizde açılış aşamasında süreci beraber yaşıyoruz ve açılan her yeri beraber işletiyoruz aslında. Onları yalnız başına bırakmamak gerekiyor. Yani kim olursa olsun özüne inmemiz gerekiyor. Beraber işletiyoruz. İnşallah güzel günler bizleri bekliyor. Yani efendim, franchise'den önce sizleri yansıtabilecek işbirlikçilerinizle franchise anlaşması yapıyorsunuz ve biz burada Hatay Reyhanlı'da bu döneri yediysek Türkiye'nin herhangi bir yerinde Lavaş Park Antaki Döner'de de oturduğumuzda aynı lezzeti bize sunacak. Kesinlikle, kesinlikle bu konuda çok iddialıyız. Çünkü şunu temel alıyoruz. Bir baharat kullanmak bir attardan ya da bir baharatçıdan baharat almaklı değil. Mevsiminde yerinde yetişen baharatları alıp, yıl içinde gerekli stokları yapıp bu şekilde ürünü hazırlamak çok önemli. Ve tazeliğini koruyarak insanlara sunumu önemli. Bakalım neler göreceğiz. Peki Mehmet Bey, izleyicilerimiz illaki merak ettiler şimdi sizin dönerlerinizin tadını. Hangi illerde şubeleriniz bulunmakta? Mersin'de var, Van'da var,
Hatay'da 3 tane olmak üzere toplam 5 tane şubemiz var. Peki izleyicilerimiz sizinle bir franchise yapmak istediklerinde, iş ortaklığı gerçekleştirmek istediklerinde sizlere nasıl ulaşacaklar? Antakidoner.com adlı sitemizden bize ulaşarak oradaki bilgilerden nasıl ortak olunabilir, nasıl franchise alınabilir şeklinde zaten bilgilerimiz var. Ve oradaki telefon numaralarımızdan yetkili arkadaşlarla görüşebilirler bu konuda. Şu an ekran altında yazılı olan telefon bilgilerimizden de size ulaşıp her türlü bilgiyi alabilirler. Tabii ki her türlü desteği de alabilirler. Biz öncelikle şunu çok istiyoruz. Bu işe yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımızı özellikle bir hafta bütün masraflarını biz karşılama koşuluyla Antakya'da Reyhan'da ağırlayabiliriz. Ne yapacaklarını önce görsünler insanlar, ona göre kararlarını versinler. Bu da onların doğru yatırım yaptıklarına daha emin olmalarını sağlayacaklardır. Peki efendim, kısa sürede geniş kitlelere hitap etmeyi başardınız. Yakın tarihteki hedefleri nelerdir? Lavaş Park Antakya döner olarak. Kısa zaman sonra inşallah Bakırköy'de olmak üzere bir şube açılacak. Daha sonra şu anda hali hazırda bekleyen yatırımcılar var. Onlarla temasa geçilecek ve bizim hedefimiz, bütün arkadaşlarımızın ortak hedefi inşallah 2017'nin sonu 2018'in başına kadar İstanbul'da en az bir 10 şubenin olması yönünde. Bunun için de çok ciddi çalışmalarımız var. Şu anda yatırımcılar bizi bekliyor ama öncelik olarak bizim İstanbul, Bakırköy'de veya Kadıköy'de bir şubeyi kendimizin açması gerekiyor. İnsanlara ne yaptığımızı, neyi nasıl yaptığımızı, Lavaş Park dönerin, Antakya'nın ne olduğunu ve gerçekten de Antakya dönerinin ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Çünkü şu anda piyasada Hatay veya Antakya adı altında açılmış o kadar çok çeşitlilik şeyler var ki, firmalar var ki ama bunların hiçbiri gerçek Antakya'yı yansıtmıyor maalesef. Siz de kurumsal olarak bu yönde ilerliyorsunuz büyüme açısından. İnşallah, evet, zaten hedefimiz o. Biz hem amatör yanımızı çok seviyoruz hem de bu konuda profesyonel destek alarak ürünlerimizi ve çeşitliliğimizi inşallah Türkiye'ye ve Türkiye belki inşallah yetmeyecek bize yurt dışına da pazarlamayı düşünüyoruz zaten bu konuda. Peki Serkan Bey, kendi entegre tesislerinizde üretimlerinizi yapıyorsunuz. Kaç kişilik bir ekiple bu hizmetleri vermektesiniz? Entegre tesisinde 33 personelimiz var. Başlarında gıda mühendisi, tüm detaylar var. Teknik ustalar anlamında kalfalarıyla beraber 33 kişi şu an entegre tesisinde çalışmakta. Hüseyin Bey, son olarak size sormak istiyorum. Uluslararası bir franchise vermeyi düşünüyor musunuz? Yurt dışında da Lavaş Park'ta Antakya döneri tanıtmayı, orada da franchise bayilikleri açmayı. Aslında biz biraz daha geçmişe dönecek olursak, hani az önce bahsettiğimiz gibi Antakya çok eski bir yerleşim yeri. Şimdi eskiden, çok çok eski tarihlerden bu yana birçok medeniyetler buraya gelip burada akrabalıklar edinmiş. Mesela bizim Suriye sınır komşumuz, Suriye'de akrabalarımız var. Onun dışında diğer Arap ülkelerinde, Orta Doğu olarak bir genelleme yaparsak burayla orası aslında birbiriyle bağlı. Tabii yemek kültürü dendiği zaman onların buraya yapmış oldukları sık ziyaretler neticesinde bizim mutfak zenginliğimiz, baharat zenginliğimiz, hani ülkeler olarak kültürel farklılık gibi görünse de aslında kimlikler, etnik kökene indiğimizde biz bir milletiz. Onlar da bizim buradaki baharatlardan elde etmiş olduğumuz zenginliğin farkındalar. Ve bunun neticesinde birçok defa bizden ülkelerine gelip ziyaretlerde bulunmamızı ve onların şartları eğer müsaitse oralarda da şube açabileceğimiz yönünde yatırım ortaklığı şeklinde teklifleri de bulundu. Şu an hali hazırda Katar, Arabistan ve Kuveyt'te bulunmak üzere birkaç bekleyen yatırımcımız var. Biz bu noktada onları bekleme durumunda tutuyoruz. Onun da sebebi şu: sağlam bir zemin, sağlam bir altyapı ve daha sonrasında hani herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına zeminimizi sağlamlaştırdıktan sonra inşallah bu süreç kendi kendine çıkacaktır. Şu anda ciddi çalışmalar var ve beklentileri olan sadece Arap ülkeleri veya Orta Doğu değil, Azerbaycan var, Gürcistan var. Mesela Gürcistan kültürel olarak bizden farklı bir millet, etnik olarak farklı bir millet. Ama yemek noktasında lezzet dediğiniz zaman lezzete herkes kendini teslim ediyor. Bu noktada bizim baharatlarımızdan oluşan şu zenginlik aslında bir hazine
ve biz de bunun farkındayız. İnşallah bu hazineyi öncelikle ülkemizde, insanlarımızla, milletimizle, daha sonra dünya genelinde ulusal bir marka, uluslararası bir marka ve inşallah dünya genelinde çok büyük bir isim olmayı hedefliyoruz. Bu noktada öncelikle ülkemizdeki insanların, yatırımcıların, ciddi noktada yatırım düşünen insanların, biz para istemiyoruz, biz tanıtım yapmak istiyoruz. Gelsinler, zenginliğimizi görsünler, farkına varsınlar ve bu zenginliği hep birlikte paylaşalım. Bu bir yani para yenmez ama bu zenginlik yenir. Yani zenginliği hem yaşayalım hem yiyelim. Bu zenginliği yaşayıp yerken de zengin olalım. Bizim sloganımız bu. İnşallah Türkiye'mize tanıtımımızı tam manasıyla yaptıktan sonra başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere ve daha sonra sırasıyla hedeflediğimiz ülkelere bizzatı Serkan Bey olmak üzere, Mehmet Bey olmak üzere ve şahsım gidip yerinde keşif, yardımcı olma, burada misafir, konaklama ve herhangi bir ücret falan beklemiyoruz. Sadece gelsinler, görsünler, ondan sonra karar versinler. Biz para beklemiyoruz. Biz sadece kültürel zenginliğimizi tanıtalım istiyoruz ve gerçek dönerin ne olduğunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya tanıtalım istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.